heyecan devam ediyor. Siz. Evet, 1-2. Evet, huzurlarınızda eşortmanlı Fadi Hoca'yı takdim ediyorum. Buyurun Fadi Hoca. Merhaba Sarıcalar halkı. Bir yıl aradan sonra yine köyünüze davetli geldim. İlla Ramazan bayramında hocam sizin feyzinize, ilminize muhtacız dediler. Köyü değerlendirmeye yine geldim. Yine ağlayanlar, sızlayanlar varmış. Hocam bizim köyü bir değerlendirin dediler. Ben de olur tabii değerlendiririm dedim. Şöyle bir köyü gezdim, tozdum. Bayramın birinci günü kendim bir tekerleme yazdım köyünüze. Sonra köydeki gelişmeleri falan bir güzel anlatacağız hep beraber. Arkadaşlarımızın soruları var. Tekerlememiz şöyle başlıyor. Ali bilir, Üme uyur. Ademse ata duta vurur. Koca Bilal güde, Hacdan Recep söve. Portçu kaşınır. Nazım çalışır. Muhtar geze, Reca'yı düşünür. Uzun Üme heyecanlanır. İsmail Sağsa yatıştırır. Toşur Yaşa, Ramiz sürünür. Onbaşı yerinde durmaz. Basri döşekten kalkmaz. Hurdacı daşı kavra, bayram yatağı. Cuguli emin yer, yirken gene acıkır. Katibe bağırır çağırır, alıkçı da dinle. Dayı dayılanır, tayramet dalgasındadır. Saim gırgırcı, İbramsa tosarır. İlyas'a pek telaşelenir, Abdullah da diklenir. Cemalettin yumuşak yumuşak, Şeref Ağa da pek sert. Kara İsmail ot yala, İnce Yaşar da gölgede yatar. Ali Osman Ağa yana kollanı aça, bizim hoca da buna sarık cübbe ata. Samancı mızırda, gılan homurda. Tıkırtı tıkırta, müdürse para hesapla. Osman mesele ki, Süleyman'la çavuş niye güler ki? Muhtar dedi, bundan sonra yolun inişi, alakası dedi genişi. Macur okudu oğdu hoca, Adem okudu oğdu köpekçi. İmin dayı da kırmızı don giye, bizim karla da güle güle altına siye. Tekerlemem bu kadar. Ama seneye de kadınlara tekerlemem var, hazırlıklı olsunlar. Ama köyümüzde hikaye bitmiyor. Ama ama tıkırtının kazaları. Bayramın birinci günü bile kaza yapıyor. Senin niye Morris Leylat'la köyde el öpmeye çıkmak? Tabii köybaşının nırgının Ali çıkağı da ben çıkamaz mıyım? Dedi kendileri. Bayındırlı Bey Hüce de çıkıyormuş. Dedi çemkürdü. Ben de çıkarım dedi. Arıkları tek tek Leylat'la gezeceğim dedi. Ama tehlike geliyor. Neden tıkırtı köyde? Aletle geziyor. Birkaç ev gezdikten sonra doğru gidiyor arıkların Şeref Ağa'nın yanına el öpmeye.
Arıklan Çerefa'nın elini öpmüş, çaylarını içmiş. Tabi orada da el öpmeye gelen bir tane mazlum, güzel insan, sevilen hocamız Ali Hoca. O da gelmiş, o da çay içiyor. Çayını yudumlamış, şekerini almış, yemiş. Güzel sohbet etmişler. Dedimiş ben çıkacağım. Tıkırdı demiş ben de geleyim arkandan. Ben de gideyim demiş İyiplere, seni de götüreyim. Bilmiyor Ali Hoca. Bilmiyor kazayın geleceğini. Neyse tıkırdı binmiş. Marşa basacak. Ali Hoca binmeden o sırt yukarı gitmiş. Ali Hoca'nın bedbeniz atmış, kan revan içinde, gözler kapanmış. Tıkırdı gelmiş sapsarı benzi atmış, tıkırdı ağlıyordu. Başladı ağlamaya. Ali Hoca canlan. Ali Hoca'dan ses yok. Ali Hoca canlan. Ses yok Ali Hoca'dan. Zorla gözlerini açmış. Ali Hoca canlan demiş kalk. Kalksam mı? Kalkmasam mı? Ali Hoca da ağlıyordu. Neyse kalkmışlar, oturtturmuşlar. Şeref abi gelmiş başlarına. Kolonya getirin. Su getirin. Uyandıralım hocayı diye. Şeref abi da ağlıyordu. Neyse ağır zor uyandırmışlar. Tıkırtıya sorduk. Nasıl oldu? Etçik bayıldı dedi. Ali Hoca ağır zor evine toparlayarak, böğrünü tutarak gitti. Eve oturmuş yan böğrünü tutarak. Hacer hala bir geliyor, le oğlum ne oldu? Böyle böyle oldu demiş. Olsun çocuğum, bana tasa getirme, ne getirirsen getir. Gittiğin yerlerden bana tasa getirme, benim tasam başımdan aşağı demiş. Ali Hoca'nın halini görünce Hacer hala da ağlıyordu. O arada İbrahim gelmiş. Ne oldu, ne bağırıyorsunuz, ne kavganız diye. Ali Hoca'nın halini görmüş, perişan, kıvranıyor. Koskoca İbrahim, koskoca muhtarlık yapan İbrahim, o sert İbrahim, o da ağlıyordu. Ali Hoca'mıza geçmiş olsun diyoruz. Bu bayramda atladılan kazayı tıkırtının alet kullanırken ki yanlarına yaklaşmamızı diliyorum buradan. Neyse nezaket. Sorularımıza başlayabiliriz. Hangimizden isterseniz başlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok duygulandım şimdi. Tamam evladım. Buyur senden başlayalım. İş olacak. Ses. Buyur. Hocam. Evet. Yemek yemeyi çok seviyorum. Ama çıkartmandan bir işin yok galiba. Yanındaki arkadaş da biraz öyle sanki. Yemeği seviyorsunuz ama arada bir ihtiyaç görmek lazım. Buyur. Geçen mangalda 5 tavuk yedim. Oh. Mideme oturdu. Kalkması için ne yapmam lazım? Kalkmaz evladım o tavuklar, kalkmaz. Kalkmadan yenisini yiyorsun. Gerekirse yatıyorsun, yine kaldırmıyorsun. Kalkmaz evladım. Başka sorusu olan? Hocam. Evlenmeyi düşünüyorum. Kendimden ağır karımı alsam hafif karımı. Şu memlekette zannetmiyorum senden ağırını. Mecbur hafif alacaksın artık. Mecbur hafif alacaksın. Peki hocam. Hocam, Toşucuğum gidişatı nereye gidiyor? Nereye gitsin? Toşurayı herkes bilir. Gençliğinde hızlı yaşamış, ortasında pek çile çekmiş hayatını, sonunda gene yaşaya. Artık ilerisini Allah bilir.
Var mı başka sorusu olan? Hocam, bana kız mı yok? Bana da yok. Sana değil, bana da yok. Bu memlekette kızların köküne grant girmiş. Yok, hepiniz bekarsınız. Müzmin bekar. Kıyamet bekarlarsınız oğlum siz. Hadi kızım. Hadi evladım. Hocam! Tamam. Hocam! Arkadaşın beyni geç algılıyor galiba. Hocam, geçen dişim ağrıyordu, çektirdim. Tamam. Şimdi başım ağrıyor, ne yapmam gerekir? Onu da çektir evladım. İçinde bir şey yok, onu da çektir. Bahsinin zincirini al, hurdacıya kadar git. Çok doğru. Kepçeyle çekiversin. Ben bunu düşünememiştim. Niye düşünememiştim? Aynısını yap. Yaptıktan sonra da haberleşelim. Haklısınız hocam. Traktörle mi yaptıran? Aynen, yok kepçeyle yaptır. Aa, ta kesin çözüm. Teşekkür ederim. Sorulara devam ediyoruz. Hocam, bizim köyde inişteler neden bu kadar çok seviliyor? Neden sevilsin? İnişte yaptığımız için seviliyor. Bizim köyü, biz çok seviyoruz enişte yapmayı. Onun için çok seviyoruz kendilerini. Ama ben bunları anlattım evladım. Ben bunları oklavayla anlattım. Ben bunları kaşığıyla anlattım. Dinlemiyorsunuz. Bakın kitap yazdım, bir sene durmadım. Bu kitabın adı neymiş? Kızgın davadan at beni, tereyağından tut beni. Anlattım bunları, okumuyorsunuz. Bak ne yazmışım? Kara kirazın kirazları. Bahsirenin bitmeyen çilesi. Bunları okuyun evladım. Var mı başka sorunuz? Hocam, macur koca olmuş, caiz mi? Caizdir tabii. Kıldırıyor namazı. Allah kabul etsin. O kadar çaba gösterdi, çabaladı. İnşallah caizdir. Hocam, evlenmek için yanmak mı lazım, donmak mı lazım? Yanıyor mu, donuyor mu sen şimdi? Bir orta yolunu bulamadım daha hocam. Bulamadın mı? Programdan sonra benim yanıma gel. Tamam hocam. Ben senin ateşini ölçeceğim. Devam edelim. Hocam, evlenmeden olur mu? Olmaz. Olmuyor. Olmuyor. Evlenmelisiniz. Hocam! Tamam. Zorlama kendini. Yavaş yavaş. Heyecan yapma. Köy mamanın ineği boka batmış. Tamam. İmecedekileri çağırmışlar. Evet. Muhtar bunlara imece yazar mı? Bence muhtarım yazmalısın yani. Orada 8-10 kişi uğraşmışlar çıkaracağız diye. İmecenin yarısı hocanın ineğiyle geçmiş. Adam uykudan yeni uyanmış, bir camacak gelmiş. Bütün imece perperişan olmuş. Ve kurtarmışlar. Haberini aldım. İmecedekilere birer imece daha yazalım. Başka sorusunuz var mı? Hocam, tarlaya köstebekler dadanmış. Ben ne yapacağım? Basit. Karabıyık hocaya köstebek muskası yazdıracaksın. Yanına yordanına uğramazlar bir daha. Bahçelere gelmezler. Etkisi olur mu? Oo. Sadece kendi sınırlarından yaklaşamıyorlar. Ama yandaki bahçelere giriyorlar. Hemen karabıyığa müracaat et. Ama ben bunları anlattım. Bakın başka kitabım ne yazmışım? Kıyamet bekarları. Ben bunları da anlattım. Ne yazmışım? Her zaman mercimek çorbası yenmez. Arada bir kebap yemek lazım. Ben bunları geçen seneden bu seneye kadar anlatıyorum. Okumuyorsunuz. Okusanız bunları sormazsınız.
Geçelim başka soruya. Hocam, saç ekimi için traktör şart mı? Şart. Şart. Tarlayı nasıl ekiyorsan saç ekimi de şart. Arkadaş gibi sen de git bir tane traktör bul, sürdür tarlayı, çizgiye yat. Dönüşte ekecektir. Hiç peki kımıldama. Hocam. Belki biraz acı hissedeceksin ama hiç sesini çıkartma. Saçların ekecektir o. Tamam hocam. Uygulayacağından eminim. Hocam benim sorum muhtarla alakalı. Oo çok güzel. Muhtarla alakalı sorulara bayılırım. Muhtarımız biliyorsunuz. Buyur. Hocam muhtar her Ramazan öncesi neden Antalya'ya tatile gidiyor? Tabii ki yağ değişimi için. Artık ihtiyarladı. Kaza da yaptı. Kaza yaptığı yerleri çok ağrıyor. Bunların gres basılması lazım, yağ çubuklarına bakılması lazım. Yağ değişimine gidiyor evladım. Var mı başka sorunuz? Hocam şimdi siz de bize kıyamet bekarları diyorsunuz. Evet. Peki en ideal damat adayı nasıl olunur? En ideal damat adayı, damatta galitenin adı. Örnek aldığımız, bütün kıyamet bakanın örnek aldığı tek bekar var köyümüzde. Dervişlin Üse. Damatta galitenin adı. Dimdik ayakta. Onu takip ediyoruz. Buyur. Hocam. Evet. Öte köye gittim. Tamam. Seferi sayılır mıyım? Öte köy şurada. Seferi kaç kilometre oğlum? Ötekiye gittin miydi? Seferi falan sayılmasın. Ben bunları anlattım. Bak, geçen sene de yazmışım. Hacca neden ağlıyordu? Bak, başka kitaplar daha yazmışım. Bu olmadı buna. Bak ne yazmışım. Basri'nin çilesi. Katibanın patlak lastikleri. Ayşe hala neden karpuz dikmiyor başka? Bunları yazmışım, bunları okuyun. Benim kitabımı alana Çaycı Recep'ten 10 çay bedava. Başka sorunuz var mı? Hocam, köydeki arıklar kaça ayrılır, kaç çeşittir? Arıkların çeşidi çok. Arıklar çok çeşit. Hepsi bir ayrı. Kaça ayrılıyorlar hocam? Vallahi onu en iyi kökünden gelen Şeref Ağa bilir. Şeref Ağa'ya gidin. Kaç kısım, kaç çeşit olduğunu arıklan, o size değilsin. Kökü orada. Hocam. Tamam. Tamam. Sizi çok seviyorum. Allah razı olsun. Eksik olma. Çocuğum oldu. Çocuğumun adını eşofman koydum. Ya yapma oğlum böyle şeyler. Yapma böyle şeyler. Benim tamam eşofmanlarım her sene aynı eşofmanla çıkıyor diye şey yapmayın. Bundan 30 takım var evde. Her bayram bir tanesiyle çıkarıyorum. Bayramdan bayrama girdiğini zannetmeyin. Hocam, bizim karı seni sevmediği için evden kovdum. Niye kovuyorsun ya karını evden? Biz bulamıyoruz, adam karısını sevmediği evden kovuyormuş. Delirdin mi? Böyle şey olmaz ki. Ben bunları anlattım bak. Ben bunları fare kapayla anlattım. Hacı Şakir'inle, Darı'yla ve Hacı Mantısı'ndan anlattım ben bunları ya. Niye dinlemiyorsunuz beni ya? Niye beni fenalaştırıyorsun? Her köye geldiğim zaman bana bir şeyler oluyor ya. Bizim eve gelebilirsin hocam. Başımın üstünde yerin var. Ne yapacağım ya senin evinde? Koruma tutmam lazım ya. Boş geçin ya, bana yine bir şeyler oluyor. Çok fenalaşıyorum. Her kişi ne yapıyorsa biz de onu yaparız. Oo, alın beni götürün Allah aşkına. Alın beni götürün. Hocam, arkadaşlar iyi akşamlar. Yine fenalaştım, bana bir şeyler oluyor. Hocam eve götürüyor. Nereye götürürsünüz götürün. Beni götürün Allah aşkına. Beni götürün buradan. Beni götürün.